hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. İstanbul Ticaret Odamızın çatısı altında 140 yıldır emekleri ve becerileriyle şehrimize ve ülkemize hizmet eden herkese şükranlarımı sunuyorum. En verimli yaşında kaybettiğimiz odamızın önceki başkanı İbrahim Çağlar kardeşimizi bir kez daha rahmetle, hasretle, tazimle yad ediyorum. Odamızın 140. yılı özel ödüllerini takdim edeceğimiz isimleri ve kurumları tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bugün 640 bini aşkın üyesiyle dünyanın en büyük ve köklü ticaret odalarından biri olma hüviyetini taşıyan bu güzide kurumumuz, ülkemizin geleceğine adanmış bir misyonla faaliyetlerini sürdürüyor. Der Saadet Ticaret Odası olarak başlayan çalışmalarını İstanbul Ticaret Odası olarak sürekli geliştirerek devam ettiren bu kurumun tarihi aslında bir anlamda da ülkemizin serencamıdır. Türkiye hangi badirelerden, hangi imtihanlardan, hangi dönüşümlerden geçtiyse İstanbul Ticaret Odası da benzer gelişmeleri yaşamıştır. Bilindiği gibi ülkemizdeki pek çok kurum gibi İstanbul Ticaret Odası da rahmetli Sultan II. Abdülhamit Han'ın ülkemize kazandırdığı bir değerdir. Vizyonu, ileri görüşlülüğü, dirayeti, sabrı ve becerisiyle Osmanlı'nın son dönemine damgasını vuran Abdülhamit Han'ı rahmetle anmak hepimizin boynunun borcudur. Odamız, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm ticaret yapılarının kuruluş, ticari düzenlemelerin hazırlık aşamasından itibaren hep içinde olmuş, katkı vermiştir. Dolayısıyla İstanbul Ticaret Odası aynı zamanda kurucu vasfıyla da tebarüz etmiş bir müessesedir. Bizim de hayata atıldığımız dönemlerde yaptığımız işler vesilesiyle bir parçası olmaktan gurur duyduğumuz odamızla siyaset ve hükümet görevlerimiz dönemlerinde de hep birlikte yol yürüdük. Üyelerinin hak ve menfaatlerini korumanın yanında eğitim ve kültür başta olmak üzere pek çok alandaki hayırlı hizmetlerini yakından bildiğimiz odamız bugün de aynı anlayışla yoluna devam ediyor. Dünyanın tamamı gibi ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını döneminde iş dünyamızın bu krizden en az seviyede etkilenmesi için İstanbul Ticaret Odası'yla etkin çalışmalar gerçekleştirdik. Oda Başkanımız Sayın Şekip Avdag için bu süreçte gösterdiği gayretin ve yaptığı fedakarlıkların bizzat şahidiyim. Bunun yanında Şekip Bey'in İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nden Teknopark İstanbul'a kadar ülkemize kazandırdığı pek çok eseri de yakından takip ettik. İnşallah önümüzdeki dönemde de Şekip Bey'le bu çalışmaları hep daha ileriye taşıyarak devam ettireceğimize inanıyorum. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası gayretlerimizde en büyük desteği yine İstanbul'dan ve elbette İstanbul Ticaret Odamızdan bekliyoruz. Artık ülkemize son 20 yılda kazandırdığımız eser ve hizmet altyapısının demokrasi ve kalkınma hamlelerinin meyvelerini toplama vaktidir. Gücü ve etkisi giderek genişleyen Türkiye'nin uç beyleri her dönemde olduğu gibi ticaret insanlarımız iş dünyamızın elemanları olacaktır. Hem kendimiz kazanacağız,
hem dostlarımıza ve kardeşlerimize kazandıracağız, hem de daha adil bir dünya için siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik, kültürel her alanda medeniyetimize yakışır duruşumuzu göstereceğiz. Velhasıl kardeşlerim, yapacak çok işimiz var. Tüm bunları da hep olduğu gibi sizlerle birlikte hayata geçirecek, sizlerle birlikte başaracağız. Emeğimiz, gayretimiz, desteğimiz, vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, sizlerin de yakından bildiği gibi Türkiye'nin son 20 yılında tarihimizin en önemli demokrasi ve kalkınma atılımlarını gerçekleştirirken aynı zamanda pek çok saldırıyla, tuzakla, oyunla da mücadele ettik. Ekonomimiz de bu saldırılardan nasibini almıştır. Önceleri uluslararası finans mekanizmaları üzerinden sinsice yürütülen saldırılar 2018 Ağustos'undan itibaren açık bir meydan okumaya dönüşmüştür. Türk ekonomisini bu çalkıntılı süreçten geleneksel yöntemlerle kurtarmanın mümkün olmadığını gördük. Bu tablo karşısında aslında çok önceden başlatmamız gereken alternatif bir ekonomi politikasını süratle hayata geçirdik. Zaman içinde küresel gelişmelere ve ülkemizin ihtiyaçlarına göre geliştirerek sürdürdüğümüz Türkiye ekonomi modelinin hedefi, ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütmek olmuştur. Önce salgın, ardından Rusya-Ukrayna savaşı dünyadaki tüm dengeler gibi ekonomik işleyişi de kökünden sarsmıştır. Ülkemizi uyguladığı ekonomik model sebebiyle en ağır şekilde eleştirenler bile geldiğimiz noktada bizimle aynı çizgiye yönelmişlerdir. İşte bunu son Semerkant zirvesinde, ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda orada yaptığımız Türk evindeki tüm liderlerle, onların ifadeleriyle tespit ettik. Türkiye artık eski Türkiye değil. Bütün bu liderleri evimizde ağırladık. Türk evinde bunları misafir ettik. Ve orada kendileriyle dünyadaki son gelişmeleri görüşme imkanımız oldu. Bu imkanları bizlere lütfeden, bahşeden Allah'ımıza hamdolsun. Çalıştık, oldu. 20 yıldır çalışıyoruz ve oluyor. Daha nice nice altyapı, üst yapı ve uluslararası anlamda inşallah yatırımlarımız olacak. Yıllardır ülkemize ve daha pek çok gelişmiş ülkeye dayatılan faiz, enflasyon, kur dengesi teorilerinin aslında hiçbir soruna çözüm sağlamadığını bizzat bu işin sahipleri de ikrar ediyor. Dikkat ederseniz enflasyonu faiz oranlarını artırarak kontrol altında tutma yaklaşımı artık hiç kimse tarafından dile getirilmiyor, getirilse de ciddiye alınmıyor. Artık büyük liderler bile yükseltmek değil, faizi düşürmenin faydası olduğunu ikrar etmeye başladılar. Öncelikle Rusya. Sayın Putin bizzat geçmişte yüksek faizi savunurken şimdi o da faizi düşürmeye başladı ve 8,6'ya kadar indirdi. Gelişmiş ülkeler dahil hiçbir devlet eski modelin vaaz ettiği şekilde davranarak ekonomisini durgunluğa sokmayı ve böylece ortaya çıkacak sosyal sorunlarla boğuşmayı
göze almıyor. Kimi ülkeler enflasyon oranlarıyla mukayese edilemeyecek derecede küçük faiz artırımlarıyla vakit kazanmaya çalışırken, kimileri de bizim gibi faiz düşürerek yoluna devam ediyor. Ben şimdi buradan haber veriyorum. Diyorum ki, karşımda yatırımcılar var. Sizlere sesleniyorum. Gelin, biz başta kamu bankaları olmak üzere düşük faizle sizleri yatırıma davet ediyorum. Çünkü düşük faizle aldığınız krediyle yapacağınız yatırımlar ne yapacaktır? İstihdam sağlayacaktır. Ne yapacaktır? Üretim sağlayacaktır. Ne yapacaktır? İhracatı artıracaktır. Ve cari fazlayı da lehimize döndürecektir. Biz buna var mıyız? Bu konuda kararlı mıyız? Kararlıysak biz de sizin yanınızdayız. Hep söylediğimiz gibi 18 yılında biz ekonomi politikasında istihdam ve üretim odaklı temel bir tercihte bulunduk. Hamdolsun bugüne kadar yaşanan her gelişme bu tercihin doğruluğunu teyit etmiş, uyguladığımız ekonomi politikasını kararlılıkla sürdürmemiz gerektiğini göstermiştir. Bu yılın ilk yarısında %7,5 düzeyinde gerçekleşen büyüme oranımız, 31 milyona dayanan istihdam rakamlarımız, 300 milyar dolara doğru giden ihracatımız, 40 milyar dolara dayanan turizm gelirlerimiz, hedeflerimize doğru ilerlediğimizin işaretidir. Elbette her ülke gibi biz de küresel ekonomik krizin bedellerini ödedik, ödüyoruz. Ama bizim ülkemiz diğerlerinden ve bilhassa gelişmiş ülkelerden farklı olarak ekonomik işleyişteki döviz ağırlığı sebebiyle çok daha ciddi sınamalarla karşı karşıya kalmıştır. Ekonomimize yönelik saldırıların çıkış noktasının çoğunlukla döviz kuru olmasının sebebi de budur. Aldığımız tedbirler, kurduğumuz mekanizmalar, sağladığımız kaynaklar ve iş dünyasının üretim, ihracat odaklı gayretleriyle bu sıkıntıyı önemli ölçüde kontrol altına aldık. Buna rağmen enerji ve emtia fiyatlarındaki aşırı yükselişler gibi istesek de etkisinden kaçınamayacağımız olumsuz gelişmeleri göğüslemek mecburiyetinde kalıyoruz. Enerji fiyatlarındaki aşırı yükselişten vatandaşlarımızı ve üretim tarafını korumak için gerçekten çok büyük fedakarlıklar yapıyoruz. Öyle ki 2021 ve 2022 enerji sübvansiyonlarımız yarım trilyon liraya yaklaşmıştır. Gerçekten çok büyük bir meblağa tekabül eden bu yükü hem milletimizin refahını korumak hem üreticilerimizi desteklemek için kamu olarak biz üstleniyoruz. Yaptığımız fedakarlıkların bedelini alacağımızdan şüphe duymuyoruz. Ülkemize ve ekonomiye hiçbir zaman sadece rakamların zaviyesinden bakmadık. Bizim için asıl olan insandır. İnsanımızın huzuru, güvenliği, refahı, geleceğidir. İnşallah Karadeniz'den doğal gazı halkımıza ulaştırdığımız zaman devran çok daha farklı dönmeye başlayacaktır. Ekonomi programımızın araçlarını da buna göre belirliyor, işletiyor, hasılaya dönüştürüyoruz. Doğru yaptığımıza da yürekten inanıyoruz. Bu süreçte hiç arzu etmediğimiz seviyelere çıkan enflasyon meselesini de inşallah önümüzdeki Şubat ayından itibaren önce makul düzeylere indireceğiz.
sonraki yıllarda da enflasyonu olması gerektiği gibi tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Biz geçmişte bunu yaptık mı? Biz yaptık. Faizi nereye indirdik? 4,6'ya indirdik. Enflasyon 6,2'ye geldi. Bunu biz başardık. Birileri değil. Ha şimdi bu neticenin üzerinden kendine paye çıkarmaya çalışanlar yok değil, var. Ya sen kimsin? İmzayı atan kim? Sen kim? 6,0'ı Türk lirasından çıkaran bu başbakan. Sen kimsin ya? Senin ihrapta mahallin bile yok. Yani burada başbakan olur vermedikten sonra sen ne yapabilirsin ya? Çıkıp televizyon ekranlarında işte ben yaptım. Ben ekonomi bakanıydım. Ben devlet içinde böyle bir süreci işletiyordum. Peki ya bu işin başı kim? Başbakan bu işe olur vermeden sen ne yapabilirsin? Ve buna inananlar veyahut da buna aldananlar yok değil, var. Ama bütün bunların hepsi yoluna giriyor. Çünkü benim milletim aklı selim sahibidir. İşçisinden memuruna, emeklisinden sosyal destekle hayatını sürdürenine kadar hiçbir vatandaşımızı hayat pahalılığının altında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Şimdi küçük esnaflarla ilgili de aramızda kamu bankalarından arkadaşlarım da var. Küçük esnaflarımızla ilgili de onlara destek vermede adımlarımızı inşallah atacağız ve onları da güçlendirmeye gayret edeceğiz. Hem vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak, hem fahiş düzeylere çıkan emlak ve kira fiyatlarını düşürmek için toplamda 500 bin konutun, 250 bin arsanın ve 50 bin iş yerinin inşasını kapsayan yeni bir kampanyayı başlattık. Tabii bununla kalmıyoruz. İnşallah seçimlerin akabinde de bu işin ikinci etabını başlatacağız. Bu kampanyanın ilk etabını oluşturan 250 bin konutun temelini de yakında atıyor. 2 yıl içinde de tamamlayıp hak sahiplerine teslim ediyoruz. İlk evim, ilk iş yerim adını verdiğimiz bu kampanyanın sağlayacağı ekonomik hareketlilik yanında fiyatları dengeye getirerek enflasyonla mücadelemize de katkıda bulunacağına inanıyorum. Türkiye'nin gündeminden pek çok olumsuz başlığı nasıl çıkartmışsak enflasyonu da mazide bir hatıra haline dönüştüreceğiz. Tabii bunun öncelikli şartı ülkedeki istikrar ve güven ikliminin korunmasıdır. Bu bakımdan 2023 kritik bir yıldır. İnşallah 2023'ü hem büyük projelerimizi hayata geçirerek hem küresel gelişmelerin ülkemizin önüne getirdiği fırsatları değerlendirerek hem de seçimleri başarıyla Cumhur İttifakı olarak tamamlayarak kazasız belasız atlatacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılını da geride bırakacağımız 2023'ün tarihimize, ülkemizin dünya siyaseti ve ekonomisinin en üst liginin ön sıralarına doğru ilerleyişimizin dönüm noktası olarak geçeceğine inanıyorum. Değerli arkadaşlar, İstanbul Ticaret Odası'na gelmişken iş insanlarımızla bazı müjdeleri paylaşmamak herhalde olmaz. İlk müjdemiz, hemen her üyemizi ilgilendiren çalışanlara ödenen yemek ücretlerinin vergi istisna rakamının
ve yönteminin değiştirilmesiyle ilgilidir. Temmuz ayından itibaren çalışanlara ödenen yemek bedeli vergi istisnasını 34 liradan 51 liraya çıkardık. Yıl sonunda yeniden değerleme oranına göre bu rakamı tekrar belirleyeceğiz. İlave bir yenilik olarak yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Artık çalışanlara nakden ödenen yemek bedeli tutarları da vergi istisnası kapsamına girecektir. Böylece çalışanlara daha fazla alternatif sağlıyor, işverenlerin üzerinden de işlem maliyetini kaldırmış oluyoruz. Bir diğer müjdemiz, çalışanlara yapılacak elektrik ve doğalgaz ödemelerinden vergi ve prim yükünün kaldırılmasıyla ilgilidir. İşverenlerin 2023 Nisan ayı sonuna kadar çalışanlarına yapacakları elektrik, doğalgaz ve ısınma gideri desteklerinin 1000 liraya kadar olan kısmını hem gelir vergisinden hem de sigorta prim kesintisinden muaf tutuyoruz. Yurt dışındaki inşaat projelerinde çalıştırılan işçilerimizle ilgili de bir müjdemiz var. İnşaat, bakım, onarım, montaj gibi işleri ve teknik hizmetlerde Türk vatandaşlarını çalıştıran işletmelerimiz bu kişiler için gelir vergisi ödemeyecekler. Bu uygulamayla amacımız yurt dışında inşaat projesi yürüten firmalarımızın kendi vatandaşlarımızı istihdam etmelerini desteklemektir. Tüm bu yeniliklerin iş insanlarımıza ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul Ticaret Odamızın 140. kuruluş yıl dönümünde ödüllerini vereceğimiz isimleri ve firmaları tekrar tebrik ediyorum. Oda Başkanımız Şekip Bey'e bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyor. Bundan sonraki çalışmalarında da Rabbimden başarılar diliyorum. Ülkemiz için üreten, katma değer sağlayan, istihdam oluşturan iş insanlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Ve bugüne kadar İstanbul Ticaret Odamız nasıl bir olduysa, nasıl beraber olduysa, nasıl iri olduysa, nasıl kardeş olduysa bundan sonra da aynı birliğini, beraberliğini, kardeşliğini yürütmesini İstanbul'a ve İstanbul Ticaret Odamıza çok şeyler kazandıracağına inanıyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanlarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre merkezindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada bir konuşma yaptı. Gücü ve yetkisi genişleyen Türkiye'nin her zaman olduğu gibi uç beyleri iş dünyamızın elemanları olacaktır. Dünyanın tamamı gibi ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgınında etkin çalışmalar yürüttük dedi. Türkiye hangi badirelerden geçtiyse İstanbul Ticaret Odası da benzer şeyleri yaşamıştır diye ekledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Aslında çok önceden başlatmamız gereken Türkiye ekonomi politikasını da başlatmış bulunuyoruz diye ekledi. Başta kamu bankaları olmak üzere düşük faizle sizi yatırıma davet ediyorum dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine yatırımcılara seslendi ve düşük faizle yatırım yapın dedi. Krediyle yapacağınız yatırım istihdam sağlayacak diye ekledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde konuştu. Ülkemiz döviz ağırlığı sebebiyle çok daha ağır sınamalarla karşı karşıya kalmıştır dedi. Başta kamu bankaları olmak üzere düşük faizle sizleri yatırıma davet ediyorum dedi. Düşük
faizle alacağınız krediyle yapacağınız yatırımlar istihdam, üretim sağlayacak, ihracatı artıracaktır dedi. Yine Karadeniz'deki doğalgaza işaret etti. Halkımıza ulaştırdığımız zaman devran çok daha farklı dönmeye başlayacaktır dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu süreçte hiç arzu etmediğimiz bir şekilde yükselen enflasyonu da Şubat'tan itibaren makul seviyelere indireceğiz diye ekledi ve küçük esnafa destek için de adımlar atacağını, onları da güçlendirmeye devam edeceğini de işaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde konuştu.